Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 35. R5'imi göstereceğim arkadaşlar. Video başında da söylediğim gibi tamamen savunma odaklı attım. Saldırıda hiç kullanmayacağım bir hero. Tabii saldırıda daha önce hiç denemediğim bir hero böyle yüksek rütbesini falan hiç denememiştim. Ondan bir efsaneler diyarında test edeceğim. Kış askerini kaç vuruşta alacağını merak ediyorum. Şimdi gösterelim hero'muzu. Evet, gördüğünüz gibi Nova'yı R5'e yükselttim. Bizim savunmada Nova eksikti. Ne 6 yıldızlı ne 5 yıldızlı vardı. Ondan benden rica ettiler. Nova'yı yükselttim. Kopyası da yüksek bende. Zaten kopyası ne kadar yüksekse savunmada o kadar etkili olur. Bonus saldırı puanı kazanıyor kat ettiği mesafeye dayalı olarak. Sonra 75 yükten fazla yükü varsa otomatik bloğu siper ustalığını tetikliyor. Takviyelerin süresi de uzatılıyor bayağı. Nova'nın çeşitli özellikleri var. Mesela orta saldırıları temasta bulunmuyor. Korgu rahat döver. Sonra kat ettiği mesafeye dayalı olarak güç kazanıyor. Bu onu işte çakma high parrying gibi yapıyor. Özel saldırısını hemen attırmanız gerekiyor gibi bir şey. Sonra engellenemez ve garanti kritiklere de direnci var. %70 saldırı kesiyor rakipten. Sonra koruması da çok iyi. Yükleri fazlaysa ileri atılırken yani alıkoyma yapılmasına izin vermiyor. Yükleri varken 100 yükü varsa engellenemez açıyor. Burada çeşitli özellikler kazanıyor sonra. 100 adette engellenemez takviyesi açıyor mesela. 50 yüke sahipken otomatik bloklar sersemletilmiş haldeyken tetiklenebiliyor. Bu da iyi korur onu. Sonra hiddet kazanıyoruz falan. Özel saldırı 1 ve özel saldırı 2'lerde çeşitli özellikler veriyor. Birisi Nova yükü veriyor. Diğeri hiddet takviyelerini falan duraklatıyor. Özel saldırı 3'te de öyle pek bir şey yok. Enerji patlaması hasarı veriyor Nova'nın her yüküne karşılık. Fena değil. Evet, şimdi bir efsaneler diyarında deneyelim. Saldırıda bakalım nasılmış. Kısa ve açıkça saldırıda çöp diyebilirim arkadaşlar ama R5'ini hiç denemedim. Merak ettim. Nasıl hasar verecek R5'i? Sonuçta 35. R5'imiz oldu bu da. Epey mesafe kat etmemiz lazım iyi hasar verebilmemiz için ona. Tabii bunun orta saldırı bitiricisini böyle çok yük birikince yapmamız en iyisi. Çünkü yüklerimizi harcıyor. Hatta 100'e çıkana kadar bir hafif saldırı yapayım sürekli. Derken L3'üm gelecek. Bakalım nasıl olacak L3'ü. Evet, engellenemezi aldık. 25 yük feda ettik orta saldırımızda. Epey hasar vermiş olmalı. Şimdi L3'ümüzle hiddetlerimizi ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Kalıcı mı yapıyorduk? Onun gibi bir şey veya uzatıyorduk. Bir şey yapmıyormuş, tamam. Bir tanesini kalıcı yaptı, tamam. Evet, olabildiğince uzaklaşıyorum ki epey mesafe kat edeyim. Mesafe kat ettikçe süper yeteneğim sağ olsun. Daha fazla vuruyoruz çünkü. Böyle uzağa gidip falan onun üstüne koşuyorum. Bir engellenemez olup L2 atmayı deneyelim. Ah, dayak yedik. Evet, L2 atıyorum. Evet, çok normal hasarı. Güzel de değil. Kötü de değil. Çok normal. Ay, kafam karıştı. Devasa hasar verdiği yok. Patlama hazır diyor. Patlama yapalım bakayım. Ağır saldırıyla mı yapıyorduk? Ha, yok. Ağır saldırı animasyonu çok güzel. Engellenemez olduk. Alıkoymamızı durduramadı gördüğünüz gibi. Vallahi bir tek rakibin üstüne uzaktan koşarsa verdiği hasar güzel arkadaşlar. Onun dışındaki hasarları normal. Çöp bir hero'nun verdiği hasarlar gibi geldi bana. Tabii hiddetleri ne kadar iyi yapıyor onu tam emin değilim. L1'ine bakalım.
L1'i gerçek isabet açıyor ve az hasar veriyor. Kaçış yapan hero'larda genelde L1 kullanılabilir. Evet, herhalde 100 yükümüz varken açıyor L1'i. Tam okumadım onu. Sadece test ediyoruz Nova'yı sonuçta. Evet, bir attıramadık özel saldırısına şunu. Bir daha L3 deneyelim. Bu kez 100 yükümüz varken atalım. Şu an Nova'yı tamamen yanlış kullanıyor olabilirim. Hiç, çünkü saldırısına bakmadım bunun. Saldırıda nasıl kullanıyor hiç bakmadım. Evet, bir atalım L3'ümüzü şimdi 100 yük varken. Evet, bir şey olmadı. Öyle çok hasarı normal geldi bana. Orta saldırılarıyla güzel hasar veriyor daha önce dediğim gibi. Normal vuruşları kötü hasar veriyor. Mesela L2'si biraz güzel hasar veriyor eğer 50 yük feda edersek. Hiddetlerimiz de varsa iyice. Gayet iyi hasar veriyor. Tabi kritik vurursa. Kritik vurmazsa pek hasar veremiyor. Mesela bu hasarlar güzeldi. 10k vurdu demin orta saldırısında. Ve indirdik. Bakalım kaç vuruş sürmüş. 222 aslında idare eder. Ama normal yani. Normal bir hero'da 5.65 bir euro'da bu kadar vuruşta döver yani. Bir de duello'da göstereyim onu. Mesela size daha önce dediğim gibi çok güzel Korg döver. Orta çaplı saldırıları temas etmediği için Korg'a karşı iyi bir counter olabilir. Şöyle getireyim Korg'u, Nova'yı Korg'a karşı. Evet, gördüğünüz gibi hasar almıyor orta çaplı saldırılardan. Şöyle L1'ini de atalım. Korg için iyi bir seçiminiz yoksa Nova kullanabilirsiniz. Dümdüz dövebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Onun dışında temas et, yani böyle temas etmemeniz gereken karolar varsa Nova'nın orta çaplı saldırılarıyla savaşabilirsiniz. L2'sini kullanabilirsiniz. Oralarda iyidir ama onun dışında saldırı için kesinlikle yükseltmenizi önermem. Savunma için yükseltin ve savunmaya atın onu. Savunmada kill alır genelde çünkü. Tabi bu şimdi 5 yıldızlı, benimki çok kill almayacaktır ama rakibi en azından zorlayacaktır ve eşyalarını kullandırmaya teşvik edeceklerdir. Hatta belki hero seçimlerini bile kısıtlayacaktır. Bunlar da önemlidir ittifak savaşında. Evet, bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.